Merhaba arkadaşlar. Emeklilere yapılan zam birçok kişi tarafından tepkiyle karşılandı. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olabilir? Tüm ayrıntıları aktaracağız. Yeni gündem maddeleri var. Tabii ki abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Emekli maaşlar için en düşük emekli maaşının 8500 TL olmasını savunuyor birçok kişi. Ki bu konuda da haklılar diyebiliriz. Genel olarak aslına baktığımızda açlık sınırının yaklaşık 9000 TL'lerde olduğunu söylemek mümkün. Emekliler hissediyor ki açlık sınırı bu kadarken biz 7500 alıyoruz. Yani en düşük emekli maaşının da yine birçok siyasetçi tarafından 8500 TL olması gerektiği savunuluyor. Tabii ki bununla birlikte bir de bu e, ay bayram ikramiyesi de tabii ki 2000 TL olarak belirlendi ve 2000 TL'de bayram ikramiyesi yatacak. Yani bunun da bir eklenti olduğunu söylemekte fayda var. Tabii ki bu emekli maaşları birkaç ay sonra veya e, ara askeri ücretin artımında emekli maaşlarında da bir artış olabileceği söz konusu. Tabii ki bir de emekli maaşı ne kadar artarsa diğer maaşlarda o kadar artıyor. Yani dul yetim maaşları vesaire emekli maaşının artışına göre yükselmesine göre bir o kadar da artıyor. O yüzden emekli maaşının yükselmesi sadece emeklileri değil diğer maaş alan birçok kişiyi de etkiliyor. O yüzden emekli maaşı için birçok kişi 8.550 olması gerektiğini savunuyor. Sizlerin bu konu hakkında düşüncelerini yorumlarda bekliyorum. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.